Mutlu akşamlar. TV52 ana habere hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 24 Şubat 2020 Pazartesi, hafta başındayız. Umarım gönlünüze göre güzel, bereketli, sağlıklı bir hafta geçirirsiniz diyelim ve her akşam yaptığımız gibi tabelayı vererek bültene başlayalım. Bu akşam tabelada hem hafta başı olması münasebetiyle hem de ufukta görünen güzel günler, gelecek güzel günleri hem istiyoruz, talep ediyoruz, hem de temenni ediyoruz maksadıyla umutluyuz diyoruz tabelada. Ülkemiz açısından gerçekten her ne kadar sıkıntılı bir süreç ise olsak da, dünya üzerinde koronavirüs gibi bir artık çağın vebası gibi baş edilemez bir hastalık vuku bulmuş olsa da gelecekten hem dünya adına hem de ülkemiz adına umutluyuz. Zira dünya üzerinde artık taşınması mümkün olmayan büyük bir yük var ve bu yükün artık insanların omuzundan inme zamanı geldi. Önümüzdeki günlerde bence global anlamda, yani bütün dünya üzerinde bir iyileşme olacak. Bunun en fazla hissedildiği yerlerden bir tanesi de ümit ediyorum ki Türkiye olacak. Çünkü gelişen ülkeler arasında belki de en çok isminden söz ettiren ülke Türkiye. O yüzden Türkiye gelecekte muhakkak bu iyileşmeden, dünya üzerindeki iyileşmeden çok büyük pay alacaktır. Tabii ilimizde de biliyorsunuz üst üste yaşanan gelişmeler aslında ilimiz açısından çok daha ümit vaat edici. İlimiz için çok daha fazla umutluyuz. Çünkü Hilmi Bey'den sonra Ordu'da bazı şeyler daha yerine oturmaya başladı. Bir eksik ayağımız kaldı, Ankara. O da bir sonraki yapılanmada düzeltilebilirse kamuoyunun herhalde uzun zamandan beri ilk kez kucaklaştığı, bir araya geldiği çok özür dilerim, birlikte hareket ettiği bir dönemi yaşayacağız diyelim. Bu ümitlerimiz bizde baki kalmasın. Ümit edelim ki sahaya da yavaş yavaş yansımaları olsun. Ve ilimizden başlayarak tüm dünya herkesin huzur içinde mutlulukla yaşadığı bir kainat olsun diyelim ve bültene doğru yavaş yavaş geçelim. Yerelle başlıyoruz. Bugün ulusalda çok sessiz bir gündem vardı. Hemen hemen hiçbir şey yoktu desek öyle. Ulusal gündemde biliyorsunuz koronavirüs var. Yerel gündemde de sessiz sakin koronavirüsün çevremizdeki ülkelere sıçramış olması dolayısıyla duyulan endişeler var ve alınan tedbirler vardı. Onun dışında sakin bir gündü. Dolayısıyla yerelden başlayalım. Size daha önce duyurmuştuk. Altınordu'da Kazım Karabekir Caddesi'nde var olan bir AVM'den dolayı ciddi manada cumartesi ve pazar günleri trafik sıkışması oluyor. Hem esnaflar hem vatandaşlarımız son derece rahatsız oluyorlardı. Bu durumla ilgili Büyükşehir Belediyesi hemen tedbir aldı. Alışveriş merkezinde otoparkın olduğu bölgeye bir güvenlik görevlisi koyarak çok da basit bir çözümle, çok da kolay bir çözümle bir güvenlik görevlisi koyarak orada araçların hiç beklemeden seyrine sebebiyet verdi ve dolayısıyla trafik akışı olağan halinde devam etti. Bu durumla tabii hem çevre halkının hem de sürücülerin memnuniyetiyle karşılandı. Hem çevre halkı hem de sürücüler Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti diyelim ve bültenimize bu haberle başlayalım. Hem kulaklarımız hem de trafik rahatladı. Hem kulaklar hem de trafik rahatladı. Altınordu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşanan trafik çilesine Ordu Büyükşehir Belediyesi nokta koydu. TV52'de yayınlanan haber üzerine talimat veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler sorunu çözdü. Haber yapanlar da Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler caddede ulaşımın aksamasına engel oluyor. AVM otoparkında araçların durmasına izin vermiyor. Eskiye göre tabii ki şu anda çok çok iyi oldu. Çünkü burada otoparka giren insanlar orada park edip bekliyorlardı bir araç çıksın biz girelim diye. Bu sefer de ne oluyordu? Trafik yoğunlaşıyordu. Ta ne diyeyim yani o karakolun oraya kadar kuyruklar oluşuyordu ve burada korna sesinden duramıyorduk artık. Tamamen rahatsız olmuştuk ama şu anda eğer bu uygulamayı devam ettirirlerse, bu görevli oradan almazlar ise bu uygulama güzel. Otoparkın çıkışına konulan dubalarsa yol gösterici oluyor. Sürekli olması lazım. Yani ya orada sürekli bir eleman duracak ya da ben önceden de söyledim. Karşıda park, yani kapının karşısında park yapılıyor. O parkı, yani yol üstündeki parkı boşaltıp oradan ayrı bir geçiş verirlerse esas kalıcı çözüm o.
Yani oradaki yol üstündeki girişin karşısındaki parkta 5-6 arabalık yeri boşaltıp oradan yani direkt akış verirlerse en kalıcı çözüm bana göre o. AVM'nin orada 3-4 sırada 3-5 arabayı park etmezlerse daha rahat olur trafik. Daha rahat işler. Uygulama bölgede yaşanan gerginliklerin de önüne geçti. Sürücüler, esnaf ve vatandaş artık mutlu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorlar. Biz esnaf olarak da rahat ettik. Onlar da rahat etti. Gelen onların da müşterisi rahat etti. Yani bundan daha da güzel olamaz yani. Evet, devam ediyoruz. Tabelada umutluyuz dedik. Katılmanızı da bekliyoruz. Lütfen sosyal medyadan. Her anlamda canlı yayındayız. Yani her alandan, Face'den, Twitter'dan, YouTube'dan, her yerden canlı yayındayız. Lütfen bize katılın ki karşılıklı iletişim halinde olduğumuz, etkileşim halinde olduğumuz bir bülten çıksın. Herkesin keyif aldığı bir bülten çıksın ortaya diyelim ve devam edelim. Ordu Emniyet Müdürlüğü ard arda yaptığı operasyonlarla suçlulara göz açtırmıyor sevgili izleyenler. Kaçak ve sahte alkol operasyonu yapıldı. 3 kişi gözaltına alındı. 29 şişe sahte alkol bu baskınlarda ele geçirildi. Ordu'da kaçak ve sahte alkol satışına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalanırken 29 şişe sahte alkol ele geçirildi. Ordu.com Şube Müdürlüğü'nce içki ve sigara kaçakçılığına yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde durumundan şüphelenilen bir Gürcistan uyruklu şüphelinin elinde bulunan valize yapılan aramada 9 karton gümrük kaçağı sigara, 9 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli yakalanırken şüpheli şahsın işlemlerinden sonra savcılık talimatı ile salıverildi. Öte yandan Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ektas hap ele geçirildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 240 adet ektas hap ile 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen kişi otobüs terminalinde yakalandı. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştığı MCA'yı takibe aldı. Şüphelinin bindiği yolcu otobüsünü takip eden güvenlik güçleri Altınordu ilçesi otobüs terminalinde aracı durdurdu. Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada uyuşturucu kuryesi MCA'nın üzerinden 240 uyuşturucu hap ile 1 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. MCA uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Ayrıca Ordu'da FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 9 kişiden 8'inin halen görevde olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 9 kişiden birinin halen cezaevinde tutuklu olduğu belirlenirken, diğer 8'inin Samsun, Sivas, Erzurum, Kastamonu, Hakkari ve Van illerinde görevde olduğu tespit edildi. Yakalanan 4 şüpheli Samsun, Sivas, Erzurum, Kastamonu, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, 2 şüpheli SEGBİS yöntemiyle adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli Hakkari Savcılığından serbest kalırken Van'da bulunan bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Sevgili izleyenler, şimdi koronavirüs diyoruz. Biliyorsunuz dünyanın korkusu Çin'de doğdu. Avrupa'ya sıçradı. Şimdi de Orta Doğu'nun korkusu. İran'da ölü sayısı 12'ye çıktı son bilgilere göre ve Türkiye'de hemen tedbirleri artırdı. İran'dan hangi ilimize olursa olsun gelen yolcuların İçişleri Bakanlığı tarafından geri gönderilmesi talimatı verildi. İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen hudut kapılarında alınması gereken tedbirlere ilişkin genelgeye göre İran ile kara hudut kapılarından İranlılar ve diğer yabancıların Türkiye'ye girişi koronavirüsü sebebiyle yasaklandı. İran üzerinden hava yoluyla doğrudan gelen İranlılar ile diğer yabancı ülke vatandaşları ise havalimanı sınır kapılarından Türkiye'ye alınmayacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, il emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları, il göç müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına, hudut kapılarında alınması gereken tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.
İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye gelen İranlılar ve yabancı ülke vatandaşları havalimanı sınır kapılarından yurda alınmayacak. Başka ülkeler üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye gelen İran vatandaşları sağlık birimlerine yönlendirilecek. Verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacak. Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşlar ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri kontrol edilecek. Pasaport çipi incelemesiyle anılan ülkelere seyahat yaptıkları tespit edilen sınır kapılarında oluşturulan kontrol noktalarında muayene ettirilecek. Sağlık birimlerinin vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak. Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Büyükşehir'den bir haber var sırada sevgili izleyenler. Büyükşehir demişken de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın akşam Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler özel gündemin konuğu olacak. Fatma Meltem Naz'ın sorularını cevaplayacak. Orduya dair merak ettiğiniz ne varsa tüm ayrıntılarıyla masada olacak. Muhakkak izleyin diyelim ve Büyükşehir'in haberiyle devam edelim. Büyükşehir kültür buluşmalarına devam ediyor sevgili izleyenler. Hafta sonu konukları vardı. Hem Fuat Kozluklu biliyorsunuz TRT'de gece bakışını yapıyor ve çok tecrübeli bir moderatör. Türkiye'de hemen hemen sayılı birkaç kişiden bir tanesi, 2-3 kişiden bir tanesi. Daha sonra da Fuat Tosyalı geldi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Başarı hikayeleri kısmında Fuat Tosyalı vardı. Hem Türkiye ekonomisine yönelik hem de geçmişteki başarılarına yönelik güzel bir seminer verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kültür buluşmaları etkinliği kapsamında Tosyalı Holding'in yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı bir başarı hikayesi söyleşisiyle ordularla buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşiye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kültür buluşmalarına hoş geldiniz hepiniz. Gerçekleştirilen programda Fuat Tosyalı, küçük yaştan bu zamana kadar edindiği tecrübelerini dinleyicilere aktardı ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ama her şey kayıtlı olursa, bankaya gidersiniz, bankaya evrakınızı verirsiniz, banka sizi bir kredibilitenizi görür. Herkesten önce her türlü fırsatları siz alırsınız. Bizim kayıt içinde çalışmamız, her şeyimizin kayıtlı olması bugün gerçekten biz Türkiye'nin en güçlü şirketlerinden birisiyiz. Program sonrasında soru cevap bölümüyle devam etti. Siz 10 mikron inceliğinde çelik yapabilecek bir teknolojiye de sahipsiniz. Bu yani dünyanın sayılı teknolojik başarılarından bir tanesi. Bunu nasıl başardınız? Bir. İkincisi de bu kadar değişik yerlerde başarılı işleriniz var. Bunları nasıl yönetiyorsunuz? Holding'i nasıl yönetiyorsunuz? Danışmanlarınız mı var? Yönetim kurulunda sizin rolünüzde çok işe karışıyor musunuz? Bunları da öğrenmek istiyorum. Toplantı bittiği zaman ben telefonda yani anında hangi tesisimizde hangi şey görürüm. Ha bunlar birebir talimatlandırmam hiçbir zaman için. Çok iyi bir bizim şimdi İskenderun'da işte Osmaniye'de Tosyalı Akademi kurduk. Artık kendi yetişmiş elemanlarımızı kendimiz, yani dışarıdan profesyonel transferi yapmıyoruz. Sevgili izleyenler devam ediyoruz. İlimiz için de çok umutluyuz dedik. Zira ilimizdeki gelişmeler Türkiye'den daha önde. Yani daha olumlu gelişmeler var Türkiye'ye nazaran. Üst üste yapılan hamleler şehrin huzuruna, şehrin mutluluğuna, şehrin en azından mimari anlamda ve ekonomik anlamda geleceğinin daha ümitle bakılmasına sebep olan hamlelerdi. Ümidimizi en çok yeşerten unsurlardan bir tanesi tabii ki Ordu Üniversitesi. Ordu Üniversitesi'nin şehre katkısı son derece yüksek olacak. Ali Akdoğan'la beraber hareketliliği, etkinliği biraz daha arttı üniversitenin. Ali Akdoğan biliyorsunuz üniversitenin, Ordu Üniversitemizin yeni rektörü. Bazı insana has, insana mahsus hatalar da olabiliyor. Zaman zaman yanlış anlaşılmaları da olabiliyor ama niyetinden kimsenin şüphesi yok. Hizmet etme gayretinden kimsenin şüphesi yok. Dolayısıyla Ordu Üniversitesi Ordu'ya çok fazla katkı sağlayacaktır önümüzdeki dönemlerde. Hem Ordu Üniversitesi'nin daha çok tanınması, uluslararası anlamda daha çok tanınması hem de şehre olan katkısının artırılması amacıyla Ordu Üniversitesi ile global yatırım arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Ordu Üniversitesi ile Come to Turkey Global Yatırım ve Eğitim Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi arasında uluslararası öğrenci hareketliliğine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Senato odasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Profesör Doktor Ali Akdoğan, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Niyazi Taşçı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Süleyman Dinçsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Protokol ile uluslararası ölçekte işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Ordu Üniversitesi ve Come to Turkey Global Yatırım ve Eğitim Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi arasında her iki tarafın güçlü yönlerinin bir araya getirilmesi, bu bağlamda üniversite eğitimi alanında ortak görevdeşlik oluşturulması hedeflendi. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde MÜSİAD'ın yaptığı çalışmalarla Ordu Üniversitesi'nin fakülteleri, yüksek okulları, öğrencilere, hocalara yönelik çok yönlü bir çerçeve protokolü imzaladık. Rektör Akdoğan, üniversitemizin markalaşması ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı noktasında büyük önem arz etmektedir şeklinde konuştu. Bu protokol çerçevesinde MÜSİAD'la üniversitemiz arasında ilgili bilimler, ilgili bölümlerde işbirliği yaparak üniversitemizin gelişmesi, üniversitemizin markalaşması, üniversitemizin ilde, Türkiye'de ve dünyada tanınması ve gelişmesi noktasında MÜSİAD'la işbirliği yaparak onların da Türkiye'de ve dünyadaki çalışmalarından yararlanarak karşılıklı güvene, karşılıklı işbirliğine, karşılıklı ortak çalışmalara yönelik bir anlaşma yaptık. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, Ordu Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bu protokol ile Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 250 bin uluslararası öğrencinin ülkemize getirilmesi ve bunların ekonomiye katılması hususunda çok güzel bir adım atılmış oldu dedi. Türkiye'mizin geleceği soft power olacağını ümit ettiğimiz ve özellikle Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 250 bin uluslararası öğrenci ülkemize getirilmesi ve bunların ekonomiye katılması çerçevesinde Come to Turkey Ordu Üniversitesi anlaşmasıyla çok güzel bir adım atıldı. Ordu Üniversitemizin her alanda çok kaliteli ve vizyon sahibi çalışmalarını biz de öğrenmekten çok mutlu olduk ve inşallah bu protokolümüz ülkemize, üniversitemize ve bütün üyelerimize hayırlı olur diye temennide bulunuyorum. Ve ben Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ordu Başkanımıza da açılan şubemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yine geçtiğimiz günlerde haber yapmıştık sevgili izleyenler. İşte ümitliyiz diyoruz ya, hem devletin esnafa olan bakışından, insanlara olan, milletine olan bakışından, hem de milletimizin devlete olan yardımkar davranışından, fedakar davranışından ülkemiz adına ve ilimiz adına gerçekten ümitliyiz. Bu ümidimizi en çok yaşatan etkenler karşılıklı etkileşimler diyoruz. Bunlardan bir tanesine örnek, geçtiğimiz günlerde bunun haberini yapmıştık. Biliyorsunuz SGK'da indirim vardı, %6'lık bir indirim vardı. 10 kişiden fazla işçi çalışanlar için geçerli bu indirim ve bu ay sonu itibariyle sonlandırılacaktı. Esnafın üzerine bindirilen yükler de düşünüldüğünde gerçekten daha da zor bir dönem bekliyor idi esnafları. Belki çok fazla para gibi görünmese de 176 lira kişi başı bir teşvik bu ama 100 kişi çalıştıran bir insan da Mevla oldukça yüksek rakamlar yapıyor ve ekonomiyi etkileyecek. Yani iş yerinin ekonomisini etkileyecek seviyelere varıyor. Dolayısıyla çok önem arz ediyor idi ve beklenen haber Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Teşvik 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık Sosyal Güvenlik Kurumu teşvik süresinin bir yıl daha uzatıldığını, kararın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Üretim ve istihdamın artırılması için uygulanan teşvik primi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 6 puanlık 51 vilayette uygulanan teşvik primi 1 yıl. Yani 2020'nin 31 Aralık'ına kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uzatıldı. Zaten o da olarak bizim gerek Ticaret Bakanlığı'nda gerek
Türk Odalar Borsa Birliği'nde ve diğer kurumlarda teşviklerini devam etmesi yönünde isteğimiz olmuştu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uzatıldı. Bilhassa bizim bölge için 6 puanlık bir indirim var. İşverenler için hem üretim artırmak için hem de istihdamı artırmak için tetikleyici bir olay. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin TÜİK verilerine göre gelişmişlik endeksi düşük illere uygulanan bir teşvik olduğunu aktardı. TÜİK verilerine göre yani yaşanabilirlik kriteri yahut gelişmişlik endeksi düşük olan illere yapılan bir teşvik bu. İstihdamı artırmak yahut üretimi artırmak için yapılan hem istihdamı hem üretimi artırmak için yapılan bir motivasyon yahut teşvik. Yani devam etmesi lazımdı. Bu teşvikler olmasa istihdam artmaz. Daha çok personel çalıştırmaz işverenler. Ayrıca gene üretimin de artması için daha çok personel, daha çok işçinin çalışması gerekir. Hem üretimin artması hem istihdamın artması bakımından iyi oldu diyorum. Bana katılacaksınız. Aslında en çok desteklenmesi gereken ya da en çok dinlenmesi gereken birimler esnaflar. Son dönemde özellikle son 2 yıldır üst üste yapılan hamlelerin tamamı esnafların omuzuna bindirilerek yapıldı. Dolayısıyla onlar açısından muhakkak bir düzenlemenin, bir iyileştirmenin gelmesi gerekiyor. Biraz sonra vergiyle ilgili haberimiz var. Elbette ki herkes vergisini ödemeli ve devletine yardımcı olmalı. Devletin daha güçlü olması için, daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi, vatandaşını koruyabilmesi için vergilerin ödenmesi şart. Ancak esnafların da aynı düzeyde korunması gerekir ki istihdam devamlılığını sağlayabilsinler ve ekonomiye katkı sunsunlar. Dolayısıyla esnaflardan yana muhakkak bu düzenlemeler güzel, SGK düzenlemesi güzel ama daha ciddi düzenlemelerin getirilmesi lazım. En azından iş hacimlerini artıracak, onlara daha fazla ürettirip sattıracak hamlelerin iktidar tarafından, devlet tarafından muhakkak yapılması lazım. Bence hayatın en çilekeş kısmı esnaflar ve en çok desteği olan kısmı da esnaflar. Bir dipnot düşeceğim. Belki finansçılar bize kızacaklar ama esnafları bankaların, finans kurumlarının eline bırakmak da çok doğru bir durum değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben kredi veriyorum, esnafa yardım ediyorum demek çözüm değil kesinlikle. Tam tersi. Çok fazla kredi vermek, esnafı krediye teşvik etmek, borçlandırarak borç ödemeye teşvik etmek esnafı batıran hamleler. Esnafı çok daha kolay batıracak hamleler. O yüzden bunlar çözüm değil, daha kalıcı çözümler. Bu iş eğer böyle yapılacaksa, finansla yapılacaksa bu finansı, çok özür dilerim yine bu akşam çok takılıyoruz. Bu finansı muhakkak devletin yapması gerekir. Bu faiz rakamlarıyla yapmaması gerekir. İnsanların taşıyabileceği yükleri sırtına yüklemesi ve ona göre de vade dizayn etmesi lazım ki bu insanlar iş hayatlarını, esnaflık hayatlarını devam ettirebilsinler. Yoksa özel bankalara elini veren kolunu alamıyor diyelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca biliyorsunuz ülke genelinde gıda denetimleri yapılıyor idi ve ilimizde de bu gıda denetimleri yapıldı. 6 günde 1041 denetim gerçekleştirildi ve bu denetimin sonuçlarıyla ilgili Tarım ve Orman Genel Müdürü, Ordu Genel Müdürü Kemal Yılmaz TV2'ye değerlendirmelerde bulundu. Sağlanabilmesi de bu denetim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ülke genelinde başlatılan ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında Ordu'da 6 günlük 1041 denetim gerçekleştirildi. Denetim seferberliği kapsamında süt ve süt ürünleri üreten işyerleriyle takviye edici gıda üretim yapan işyerleri, et ve et ürünleri üreten işyerleri, ekmek ve ekmek çeşitleriyle unlu mamul üreten işyerleri, kasap ve şarküteriyle bakkal, takviye edici gıda satış yerleri, aktarlar, market, büfe ve benzeri işyerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta, restoran, dönerci ve benzeri toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz yapılan denetimler kapsamında açıklamalarda bulundu. Gıda denetimleri bakanlığımızın asli görevlerinden bir tanesi olup tarladan çatala kadar gıda zincirinde güvenli gıdanın tüketiciye ulaştırılması noktasında bakanlığımızın sorumluluğu mevcuttur ve bizim en önemli, en asli görevlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda 17'si itibariyle Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli tarafından
tüm ülke genelinde bir gıda denetim seferberliği başlatılmış olup bu denetim seferberliği kapsamında ilimizde de yoğun bir şekilde denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Güvenli gıda erişiminin sağlanması, haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tahşişin önlenmesi amacıyla gıda denetimleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aralıksız sürdürülüyor. Denetimlerde 90 gıda denetçimiz görev almış olup ikişer kişilik ekipler halinde 45 ekip sahada görev yapmıştır. Bu denetim faaliyetleri neticesinde eksiklik tespit ettiğimiz 20 işletmeye bu eksiklerini tamamlamaları için süre verilmiştir. Bu tabii bu süre sonunda tekrar takip denetimleri yapılacak. Eksiklerini gidermemişlerse bu işletmelere idari yaptırım uygulanacaktır. Resmi kontrollerde iş yeri gıda ve çalışan hijyeni üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Yılmaz şu açıklamalarda bulundu. Bu denetim faaliyetlerinde bizim için esas önemli olan özellikle üzerinde durduğumuz gıda hijyeni, çalışan hijyeni ve ürünün satıldığı veya üretiminin yapıldığı, gıdanın üretiminin yapıldığı iş yerinin hijyeni bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu noktada biz özellikle bu konular üzerine yoğunlaştık. Tabii işletmelerin işletme kayıt belgesi ve onay belgesinin olup olmadığı da gene bu denetimler esnasında gıda denetçilerimiz tarafından incelendi. Ancak bizim üzerinde özellikle durduğumuz konu her zaman söylediğim gibi hijyen konusuydu. Bir defa biz denetçi arkadaşlarımıza şu konuda talimat verdik. Kendi çocuğunuza yediremeyeceğiniz ürünlerin üretilmesine ve satışına müsaade etmeyin dedik. Bizim denetimde önceliğimiz bu oldu. Evet, sosyal medyada bu akşam zayıfız, herhalde pazartesi sendromu var izleyicilerde. İzliyorsunuz, görüşlerinizi beyan edin efendim. Yani iyi midir, kötü müdür, doğru mudur, yanlış mıdır, ne düşünüyorsunuz? Yazın bize, karşılıklı olsun haber bülteni. Sorunlarınız, dertleriniz varsa da yazın, onları da değerlendirelim. Ben biraz bekledim ki birkaç tane mesaj birden okuyalım dedim. Ama Cemal Genç dışında şu ana kadar yazan olmadı. Cemal abi biliyorsunuz her akşam Çatalpınar'dan bize selam veriyor. Biz de Çatalpınar'a selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Cemal Bey'e katılımından dolayı. Çatalpınar'dan selamlar, iyi yayınlar. Ben soruyorum devletime. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İdlib'de bizim askerlerimizi rejim mi şehit etti? Rusya mı? Bu soruyu sormak en doğal hakkımız. İşbirliği var bence. İki tarafında hem rejimin hem Rusya'nın işbirliği var ama hava hakimiyeti Rusya'da olduğuna göre aslında sorunun cevabı da ortada. Teşekkür ederim Cemal abiye ve devam edelim. Şimdi sevgili izleyenler, biraz önceki konunun devamı niteliğinde aslında bir haber. Biliyorsunuz şu sıralar İkinci el fiyatları çok yüksek. Yani araçların yanından yaklaşılmıyor. Niye? Çünkü araç yok. Sıfır araçlar henüz piyasaya girmedi. Ve ikinci ellerde de araç yokluğundan dolayı ciddi bir yükseliş var. Fiyatlara ciddi bir yükseliş var. Peki bu böyle gider mi? Nasıl bir piyasa oluşacak? Çok beklenen bir soru daha. Bunun üzerinde bir kitap yazılabilir, çok konuşulabilir. ÖTV var biliyorsunuz araçlarda. Konu gelmişken de söyleyeyim, kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi diyoruz ya Türkiye araç üretecek, otomobil üretecek. Bence üretmez. Bu ÖTV rakamlarıyla üretmez. Niye üretmez? Almanın ürettiği araçtan Almanın kazandığının 10 katını kazanıyoruz. Yani o %10 kazanıyorsa biz ÖTV ile %130 kazanıyoruz. Ve diyoruz ki Türkiye otomobil üretecek. Üretmez efendim. Bence üretmez. Havadan bu kadar para kazanan bir devlet bence üretim yapmaz. Dolayısıyla çok doğru olmadığını düşünüyorum ÖTV'nin. Peki bu ÖTV uygulaması böyle devam eder mi? Yoksa ÖTV'de beklendiği gibi indirim olur mu? Ki muhakkak olmalı bence. Bununla ilgili özel bir firmada satış müdürlüğü yapan Barış Çelebi'ye mikrofon uzattık. İkinci el veya sıfır araba almak isteyen vatandaşlar dikkat! El yakan ikinci el araba piyasası bugünlerde zirveyi yaşasa da önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ÖTV indirimiyle ikinci el araba fiyatlarının asıl eder fiyatlarına getirileceği belirtiliyor. Bir araba firmasında genel koordinatörlük yapan Barış Özgür Çelebi, 2019 yılı ve 2020 yılının başındaki otomobil piyasasındaki pazarlamaları değerlendirdi. Otomobil sektörünü şöyle özetleyebiliriz. 2019 yılını, yani şu Ocak ayıyla ilintilersek mesela 2019 yılının Ocak ayında 14.000 seviyelerindeydi. 2020'nin Ocak ayını değerlendirirsek 2020'nin Ocak ayında da 27.000 civarında pazar çıkıyor. Ha, bu Ocak ayı böyle muhtemelen Şubat'ta da yaklaşık işte 40.000 bandında bir pazar beklentisi var. Şu andaki verilere göre de aşağı yukarı pazar tutacak gibi duruyor.
İkinci el otomobil fiyatlarını da değerlendiren Barış Özgür Çelebi, fiyatların çok yüksek olduğunu ve rakamların da gün geçtikçe arttığından bahsetti. İkinci eldeki durum da şöyle, hemen onu da özetlerse. İkinci elde müthiş derece bir fiyat yüksekliği var. Yani fiyatlar tabiri caizse şişti artık. Hemen hemen bazı modellerde, bazı araçlarda sıfıra yakın fiyatlar var. Yani ikinci eldeki gidişat böyle olursa eğer, ben bir yerde duracağını, bir yerde patlayacağını düşünüyorum şahsım adına. Çünkü uzun yıllardır otomotiv sektörün içindeyiz. 25 yıldır ben böyle bir şey görmedim. Rakamlar gün geçtikçe artıyor. Bunun sebebi ikinci el aracın azlığı, piyasaya sıfır aracın girmemesi ve sıfır aracın fabrikalarda üretimlerin az olması ve elde olmaması. Son olarak Çelebi, Avrupa piyasasının da fiyatları etkilediğini söyledi. Şimdi Avrupa piyasası tabii ki dünyada olan her şeyi etkiliyor. Dünyadaki en ufak bir, şöyle söyleyeyim özetlersek, döviz kurunun artması çıkması her şeyi etkiliyor. Dövize gelen fark otomatikmen otomotiv sektörüne hemen yansıyor. Çünkü çoğu ithal araçların vergisi veya parçalar da aynı şekilde yine. Tabii ki bu ne yapıyor? Hemen kurdaki artış otomobil fiyatlarına yansıyor. Hatta %3, %4 oranında fiyatlar değişecek yine. Dolayısıyla bu halkın, vatandaşın alım gücünü de ne yapıyor? Düşürüyor. Bu sefer alternatif arıyor. Yani sıfır yetişemeyince ikinci eli kovalamaya başlıyor. Bu sefer de ikinci eldekiler fırsat belli bir ikinci eli ayaklandırıyor, yükseltiyor. Kısa bir ara veriyoruz. Tek reklamlık bir aramız var. Sonra hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Evet, yine mesajlar geldi. Yavaş yavaş serzenişimiz işe yarıyor demek ki. Temel Güney yazmış. Hayırlı yayınlar İsa Bey demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Selam ediyoruz. Ergün Onur bir son dakika bilgisi geçmiş bize. Yükseklerde lodos yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Çatal Ağaç'tan Ergün Onur demiş. Çatal Ağaç'a selam olsun. Lütfen vatandaşlarımız da dikkat etsin. Bilmiyorum tabii nasıldır, ne kadar şiddetlidir ama en azından akşam saatlerinde çok fazla dışarıda olmamaya özen göstermek lazım diyelim ve devam edelim. Yine Ordu Valisi Seddar Yavuz vergi haftası, biliyorsunuz bu hafta sevgili izleyenler. Vergi haftası münasebetiyle İndeftedarlığı heyetini kabul etmiş ve Deftedarlık heyetine verdiği mesajda vatanseverliğin en büyük ölçütlerinden bir tanesi vergisini düzenli ödemektir demiş. 1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan vergi haftası dolayısıyla Ordu Defterdarı Kemal Işık, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Beraberinde Boztepe Vergi Dairesi Müdürü Cabir Akın, Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürü Temer Yurtseven, Gelir Müdür Vekili Ünal Başköy, Altınordu Mal Müdürü Ahmet Atar, Muhasebe Müdürü Erdal Çinioğlu, Personel Müdürü Anıl Akbal, Özel Kalem Personeli Nihal Yüksel ile birlikte Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Defterdar Kemal Işık, vergi haftasında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Ordu Defterdarı Kemal Işık, 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında 31. vergi haftasını kutlayacaklarını ve hafta boyunca yapılacak olan aktivite ve hizmetlerden bahsetti. 31. vergi haftamız etkinliklerine bu sabah itibariyle başlamış bulunmaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın da benimsemiş olduğu mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz. Hizmetlerimizde, bugünkü etkinliklerimizde özellikle doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasının sağlanmasını, vergi mükelleflerimizin yükümlülüklerini yerine getirmeleri anlamında
her türlü hizmetin sağlanması amaçlanmaktadır. Vali Yavuz, vatandaşların vergileri isteyerek vermelerinin çok büyük bir önem taşıdığını söyledi. Özellikle devletin kamu hizmet ve yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi vergilerdir. Dolayısıyla vergi toplamadan kamu hizmet ve yatırımı gerçekleştirebilmek neredeyse imkansızdır. Bu anlamda devlet vatandaşının can, mal, emniyetini sağlarken, eğitim ve diğer sosyal haklarını temin ederken elbette vatandaşın da bu harcamalara gelir oranında katkı sunması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Vali Yavuz, vatandaşların vergileri isteyerek vermelerinin çok büyük bir önem taşıdığını söyledi. Özellikle vatandaşlarımızın vergilerini severek, isteyerek vermeleri çok büyük önem taşıyor. Diğer taraftan da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın son yıllarda geliştirmiş olduğu özellikle dijital ortamdaki başvurular ve çözümler daha çok mükellefleri de memnun ve mutlu eden bir yaklaşıma doğru evrilmiştir. Bu anlamda da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkililerini, siz değerli yöneticilerini kutlamak istiyorum. Evet sevgili izleyenler, yine devam ediyoruz. Vergi haftası ile ilgili bir haberimiz var sırada. Sahi, Türkiye'deki vergileri nasıl buluyorsunuz? Sizce vergi eşit alınıyor mu? Hak edenler hak ettiği kadar vergi alınıyor mu? Bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyoruz. Defterdarlık vergi haftası münasebetiyle bir dizi ziyaretler yapmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Mali Müşavirler Odası'na yaptı. Orada Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş program çıkışında açıklamalarda bulundu. Verginin önemine vurgu yaparken bazı düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu söyledi. Ordu İl Defterdarlığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Programı Ordu Defterdarı Kemal Işık, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ve oda üyeleri katılım gösterdi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, düzenlenen etkinlikte Türkiye'de vergi yapısını ne kadar oturtursak bu ülkenin geliri, değeri o kadar artacaktır. Bunun bilinciyle çalışıyoruz dedi. Türkiye'de en önemli sorunlardan biri kayıt dışılıkla mücadele etmek. Bunun için Gelir Dersi Başkanlığı, Sayın Ordu'da defterdarlık düzeyinde daire müdürlerimizle beraber bizler de kamunun birer temsilcileri olarak, mali müşavirler olarak buna hizmet veriyoruz. Bunun için elimizden gelen katkıyı yapıyoruz. Kayıt dışılıkla ne kadar başarılı olursak, Türkiye'de vergi yapısını ne kadar oturtursak o kadar bu ülkenin geliri, değeri artacak demektir. O yüzden bunun bilinciyle beraber çalışıyoruz. Etkinliğe katılan Ordu Defterdarı Kemal Işık, vergi haftası etkinliklerinin yapılmasındaki amacın toplumda vergi bilincinin oluşturması ve toplumun her kesiminden vatandaşların gönüllü bir şekilde vergilerini ödemelerini teşvik etmek olduğunu belirtti. Bugün Bahadır Bey'imiz de açıkladığı gibi 31. vergi haftası etkinliklerimizle hızla faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Vergi haftamızdaki amacımız, bu etkinliklerimizin amacı vergi bilincini toplumun her kesimine ve vergiye gönüllü uyumun yine toplumun her kesimine yaygınlaştırarak bu işi benimsetmek. Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikalar takdim edildi. Programın sonunda açıklamalarda bulunan Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Türkiye'de mükellef sayısının artması gerektiğini söyledi. Özellikle Türkiye'de mükellef sayısının artmasını istiyoruz. Bizim yaklaşık 50 milyon üzerinde seçmenimiz var, 55 milyon ama mükellef sayımız 3 milyon 200 bin gibi bir rakam. Oysa bize yakın nüfusu olan diğer ülkelere baktığımızda nüfusla veya seçmen sayısıyla orantılı olduğunu 30 milyonlar civarında mükellef sayısı olduğunu görüyoruz. Biz bu vergi haftasında özellikle farkındalık olsun diye ülkemizde beyana dayalı vergi mükellef sayısının artmasını bekliyoruz. Bahadır Baş, vergi sisteminde bazı sorunların olduğunu ifade ederken bu sorunlardan da bahsetti. Siz tüketimden, harcamadan, benzinden vesaireden, elektrikten vergi alıyorsunuz. Oysa kazanç üzerinden, gelir üzerinden vergi almıyorsunuz demektir. Modern, çağdaş, batı ülkelerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bunun %55'lere, %45'ler oranında olduğunu ama bizim ülkemizde %75'e, %85'e, %15 civarında olduğunu,
görüyoruz. Bu dolaylı vergiler adaletsiz bir vergi. Oysa bizim anayasamız ne diyor? Çok güzel bir şey söylüyor. Herkes mali gücüne göre diyor vergi ödemekle mükelleftir. Anayasanın yazdığıyla bizim vergi gelirlerimizdeki tahsilatımıza baktığımızda bir çelişki görüyoruz. Bir devlet için verginin önemini anlatmaya gerek yok. Herkes vatandaşlık görevini yerine getirmeli. Vatanını, devletini, milletini seven herkes muhakkak vergisini ödemeli. Ancak devletimiz de hak edenden hak ettiği kadar vergiyi almalı. Öyle vergi kaçırma, vergiden kaçınma. Yok Kızılay'dı, yok oydu buydu gibi kaçamak yapmaya kimseye fırsat vermemeli. Nereye giderse gitsin para, hangi tarafa gidecek olursa olsun bu gidişatların yollarını kapatması lazım. Herkesin vergisinin devletin kasasına girmesi lazım ki devletimiz çok daha güçlü olsun diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz bunu daha önce de söylemiştik. Daha önce bu haberi de yapmıştık biz. Deprem için, depremden daha ziyade heyelan için aslında tedbir almak lazım. Zira ordunun arazisi daha çok heyelan riski taşıyor. Bununla ilgili inşaat yüksek mühendisi Mehmet Savaşkan'a sorduk. Mehmet Savaşkan, muhakkak şehirleşmede heyelanın önleminin alınması gerektiğini söyledi. TV52 ekranlarında yayınlanan Yeni Gün programına konuk olan inşaat yüksek mühendisi Mehmet Savaşkan, Ümit Atabay'ın sorularını yanıtladı. Heyelan ve depremin birbirinden bağımsız mekanizmalarının olduğunu dile getiren Mehmet Savaşkan, bazı durumlarda da heyelanı tetiklediğini sözlerine ekledi. Ya aslında birbirinden bağımsız mekanizmalar, yani hiç deprem olmayan yerlerde heyelan olmaz diye bir şey de yok. Birbirinden bağımsız mekanizmalar, yer kabuğunun farklı hareketleri ama tabii deprem genel olarak bütün coğrafyayı bir harekete geçirdiği için, salladığı için daha böyle zayıf alanlarda artık yani üflesen hani uçacak dediğimiz evet. Şekildeki bir noktalardaki kopmaları hızlandırabilir ama birbirlerinden bağımlı değiller, alakaları da yok yani. Heyelana yakın bölgelerde yoğun bir yapılaşmanın olduğunu da dile getiren Savaşkan, bundan sonra heyelanları çok daha sık duyacağımızın sinyallerini verdi. Heyelana yakın bölgelerde yoğun bir yapılaşma var. O nedenle benim şahsi görüşüm, biz bu heyelanla ilgili haberleri daha sık duymaya başlayacağız. Altınordu'da da heyelan riski olduğunu söyleyen Savaşkan, Altınordu'nun iç kesimlerinin güvenli olduğunu dile getirdi. Bunların etkisiyle işte 50 yıl zaman periyodunda kaya artık taşıyıcı özelliğini kendisini bile tutamıyor. Peki Altınordu ilçe merkezi olarak böyle bir tehdit var mı? Heyelan tehdidi var mı bize? Var. Ben şöyle söyleyeyim. Yamaç veya dediğiniz gibi kayalık, sivrit yani yüksek bir anda kesilmiş yamaçların tepeleri. Mahalle olarak söylersek işte Taşbaşı, Selimiye, bugün toplu konut yerlerinin olduğu bölgeler ne yazık ki eski pazar. Yani buralarda Şahincili'nin tepeleri çok bir de yüksek katlı binalarla imara açılmış durumda. Ordu'nun şehir merkezi ise çok güvenli. Düz Mahalle, Şarkiye, Bucak Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi. Buralar heyelana karşı çok güvenli bölgeler ama. Savaşkan yaptığı açıklamalarda ordu için depremin değil heyelanın tehlikeli olduğunu da sözlerine ekledi. Evet, şimdi aslında çoğunuzun bilmediği, elimizde hem istihdama hem de ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlayan bir alana doğru götüreceğiz sizi. Tersanelere gideceğiz. Hem Ünye'de var hem Kumbaşı'nda var biliyorsunuz. Kumbaşı'ndaki tersaneyi ziyaret ettik. Yaklaşık 80 kişi çalışıyor ve burada üretilen gemiler dünyanın 3 ülkesine ihraç ediliyor. Bunlar neresiydi? Gürcistan, Moritanya ve Umman'a satılıyor. Tersanede gemi yapım ustası Mustafa Gözsal'a mikrofon uzattık ve Gözsal emekle yaptıkları tekneleri dünya sularında gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Ordu'da bir tersanede inşa edilen balıkçı tekneleri Türkiye'nin yanı sıra 3 farklı ülkeye de gönderiliyor. Yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği ve boyları 12 ile 50 metre arasında değişen tekneler Gürcistan, Moritanya ve Umman'a satılıyor. Tersanede ustabaşı olan Mustafa Göksal yapılan tekneler hakkında bilgi verdi. Burada çelik tekne imal ediyoruz. Yani 12 metreden 50 metreye kadar
küçüktü büyüklü işte 20-24. Bu tip balıkçı tekneleri, genellikle balıkçı teknesi imal ediyoruz. Yaklaşık bir 80 kişiye yakın bir çalışan personelimiz var. Mustafa Göksal, yurt dışı için yapılmış olan gemilerin ilgi gördüğünün altını çizdi ve yurt dışı için yapım aşamasında gemilerin olduğundan bahsetti. Şu ana kadar işte bir 7-8 tane Moritanya yolladık. Hali hazırda çalışan teknelerimiz var Gürcistan'da 5-6 tane. En son bir tane Umman'a yolladık. Değişiyor yani Trabzon'a yapıyoruz, işte İzmir'e, Antalya'ya, Mersin'e, işte Samsun'a, ondan sonra bir tane İstanbul'a feribot yaptık birkaç tane. Tersanede çalışanların genellikle işi tersanede görerek ve deneyerek öğrendiğini aktaran Göksal, bu mesleğin bir sanat yapıyormuşçasına önem verildiğini aktardı. Ya mesleğimiz aslında güzel bir meslek. Yani bu iş biraz yani gönül işi. Biz çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Yani küçüklüğümüzde tekneleri denizde görürdük. Yani bunlara heyecanla bakardık. Büyüyünce de işte Allah bize bu işi nasip etti. Artık yani severek yapılan bir meslek. Yani bunun bir okulu yok. Yani gideyim de bunu bir okulda öğreneyim. Şurada çalışan hiçbir insan bu işi okulda öğrenmedi. Herkes işte büyüklerinden gördü, ustalarından gördü. Genellikle hep biz öğrettik. Öğretmeye de devam edeceğiz. Evet, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler yarın akşam TV52'de özel gündem konuğu. Ordu ile ilgili merak edilen ne varsa yarın akşam masaya yatırılacak ve bence çok fazla beklenen bir program, özellikle belde otel yıkımından sonra. Dolayısıyla kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yarın akşam 20'de diyelim ve Büyükşehir Belediyesi'nin haberiyle devam edelim. Sırada Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir haber var. Biliyorsunuz Deniz Yıldızı projesi açıklandı Büyükşehir tarafından ve proje üzerine proje açıklanmaya başladı. Hilmi Güler de her fırsatta Nisan'dan sonra Ordu'da değişiklikleri göreceksiniz, projeler hayata geçmeye başlayacak diye vurgu yapıyor. Onlardan bir tanesi de bugün açıklandı. Perşembe'de Hoynat Adası'nı biliyorsunuz başlı başına eşsiz bir coğrafya, eşsiz bir güzelliği var. Hoynat Adası'na seyir terası yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Tepeli Karabatakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası karşısında yürüyüş yolu ve peyzaj düzenleme çalışması yapacak. Yapılacak çalışmalarla kentin önemli turistik alanları arasında yer alan tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Hoynat Adası'nın cazibesi artacak. Büyükşehir Belediyesi Kuş Cenneti olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak amacıyla peyzaj projesi hazırladı. Proje kapsamında atıl durumda olan seyir alanını kullanabilir hale getirmek amacıyla zemini doğal taşla kaplayacak ve güvenlik için teras alanın etrafını ahşap korkulukla çevirecek. Kuş gözlemi yapılması için teras alanına 2 adet seyir dürbünü yerleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, kumsal alanın ulaşabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlayacak. Alanda araç güvenliğini oluşturabilmek adına ise binek araçlar ve tur otobüsleri için otoparkla adayı seyre gelen ziyaretçilerin kullanabileceği bir mobil büfe ve piknik masaları yerleştirilecek. Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan eski zamanlarda gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan ada, günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak biliniyor. Evet, Hakan Yıldız yazmış Ünye'den. Hakan Yıldız zaman zaman Ünye Devlet Hastanesi ile ilgili sıkıntıları bizimle paylaşıyor ve biz bu ekranlardan bu mesajları okuyoruz. Yine Ünye Devlet Hastanesi'ni yazmış. Demiş ki Sağlık Komisyon Başkanı bizden olmasına rağmen burada sorunlar bir türlü çözülmüyor. Biz doktor bulamadığımız için devlet hastanesine Samsun'a gidip tedavi olmak zorunda kalıyoruz. Ve babası da bu yüzden vefat etmişti galiba, Hakan Bey'in bir konuşmada hatırlıyorum ya da bir mesajda yazmıştı bunu. O yüzden Ünye'ye muhakkak bir el atılması lazım. Yakından bakılması lazım devlet hastanesine. Bize de zira çok fazla ihbar geliyor Ünye Devlet Hastanesi ile ilgili. Diyor ki Hakan, Ünye Devlet Hastanesi'nin yöneticileri ya tutuklanıyor ya da görevden alınıyorlar. Bu idarenin artık düzeltilmesi gerekir diyor. Ben de Hakan'a katılıyorum ve devam ediyoruz. Çok güzel bir haber var sırada. İşte böyle kardeşlerimiz yüzünden umutluyuz biz. 24 yaşında Melisa Şanlı
zor geçinen bir ailenin evini ziyaret etti, fotoğrafladı ve ailenin izniyle o fotoğrafları yayınladı, yardım topladı. Çok kısa zamanda çok büyük yardıma ulaştı ve ailenin yüzünü güldürdü. Aslında bütün Türk milletinin bu karakteristik özelliğinde var yardımcı olmak, yardımlaşmak. Arkadaşımız sağ olsun öncü bulundu. Ön çekti, yardımcı oldu bize. Ordu, Fas'a, Ünye. Çok sağ olsun arkadaşlarımız, hep beraber olduk. Ordu'da 24 yaşındaki Melisa Şanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine 4 günde toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü. Fas'a ilçesinde lokanta işleten Şanlı, bir yakınından maddi durumunun iyi olmadığını öğrendiği 4 çocuk sahibi Güler Sedat Aksu çiftini Gürgentepe Kaymakamlığı'nca Bahtiyarlar Mahallesi'nde yaptırılan evlerinde ziyaret etti. Sağ yol sapar, bak şimdi sağ yukarı yol sapar, aynen beton yol. Sedat Aksu'nun zaman zaman hamallık yaparak geçimini sağladığı ailenin evinin içini fotoğraflayan Şanlı, daha sonra bu fotoğrafları ailenin iznini alarak sosyal medya hesabından paylaşıp yardım çağrısında bulundu. Hayırsever vatandaşlar ve iş adamları genç kadının çağrısına duyarsız kalmayarak aileye beyaz eşya, koltuk takımı, yiyecek ve giyecek yardımı yaptı. Biz uzun süredir takipteydik, takip almıştık. Çünkü birçok mesaj gelmişti bana bu ailemizle alakalı. Ancak içeriğini netleştirmeden asla hiçbir aileye yardım yapmıyorum. İnsanları kandıramam, insanların da beni kandırmasına müsaade edemezdim. Mesajlar doğrultusunda 4 gün evvel buraya geldik. Ve durum gördüğümden de videolarda, resimlerde paylaşılanlardan da daha vahimdi. Bunu netleştirdikten sonra bir kampanya başlattım. Her zaman olduğu gibi. Çünkü 5 yıldır tek başıma yapıyorken artık 6 aydır hep birlikte ilerliyoruz. 100'ken 1000 olduk. Çok şükür herkese. Herkesten yardım istedim ve gereğinden, umudumuzdan daha fazla yardım topladık. Allah herkesten razı olsun. Yolumuz temiz. Devam da edeceğiz. Daha bir sürü ailemiz var. Yüzlerce ailemiz var. Desteklerini hiç kimse esirgemesin. Çünkü bu insanların bize ihtiyacı var. Şanlı topladığı eşyaları kolileyerek çağrısına destek veren yardımseverlerle Aksu ailesine teslim etti. Şimdi şöyle, bolca gıda geldi destek olarak. Kıyafet geldi, ev eşyaları geldi. Buzdolabı, ondan sonra çamaşır makinesi, halı, aklınıza ne gelebiliyorsa aslında geldi, tamamladık. Bir televizyonumuz eksik, ona da aileye burada söz veriyorum. Televizyonumuz da gelecek. Sadece evin yapılma aşaması bitsin istiyorum. Televizyonun hazır zaten. Televizyon da gelecek. Bundan sonra bu ailemizin yanındayız. Kısa sürede iki kamyonet eşya topladığını anlatan Şanlı, bu eşyaları büyük mutluluk içerisinde aileye teslim ettiğini belirtti. Evli ve 4 çocuk annesi Güler Aksu ise destekten dolayı teşekkür etti. Melisa yardım edin. Melisa için teşekkür ederim. Bu yardım için. Bunu Allah var. Bütün Allah da korusun. Bütün aileye, bütün insanlara yardım ettiği için teşekkür ederim. Melisa'nın babası Ayhan Şanlı da örnek davranışlarından dolayı tebrik ettiği kızını her zaman desteklediğini söyledi. Kızıma teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışından dolayı her zaman da destekliyorum. Peşindeyim, arkasındayım. Gecemi gündüz ettim. Araçlarla sağ olsun gönderilen yardımları bir yerlerden topladık, derledik, getirdik, evimizde depoladık. Evet, Sefa Yılmaz yazmış. İyi akşamlar, Almanya'dan izliyorum sizi. Artık ülkemin ve yerel basını TV52'den takip ediyorum demiş. Benim size bir sorum var. Bu koronavirüsü Amerika'nın bir oyunu mu? Bence öyle. Amerika'nın en büyük düşmanı olan Çin'den başladı demiş. Ve hep Amerika'nın düşmanlarına sıçrıyor. Amerika'nın tarafında olan ya da yanında olan kimseye, hiçbir ülkeye bulaşmaması sizce de enteresan değil mi diye sormuş. Gerçekten de baktığınızda mantıken öyle gibi görünse de araştırılması, soruşturulması gereken bir durum. Zira çok ciddi bir tehdit tüm dünya için. Biyolojik bir saldırı mı bilemiyoruz. İnşallah yetkililer bu konuda gerekli araştırmaları yapacaklardır diyelim ve tüm Almanya'ya selam edelim. Almanya'daki tüm hemşehrilerimizden katılım beklediğimizi de belirtelim. Devam ediyoruz. Merkezi İstanbul Esenler'de bulunan Kumrullar Derneği bir organizasyonla bir araya geldi. Kumrulu değerleriyle buluşuyor adlı organizasyona çok sayıda Kumrulu iş adamı ve bürokrat katıldı. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Mutlu'ydu ki özellikle dernekten burs alan öğrencilere önemli tavsiyeleri vardı Murat Mutlu'nun. Mutlaka izleyin. Dernek Başkanı Celal Zengince de konuşmasında dernek faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. 23 Şubat günü Esenler Dernek Merkezi'nde geleneksel hale gelen Kumrullar Kumrulu Değerleriyle Buluşuyor adı altındaki gönülleri nakış eden kahvaltı programı gerçekleştirildi.
Programa İstanbul bölgesinde üniversite okuyan ve dernekten burs alan öğrencilerle birlikte Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülkadir Şengör, İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Organize İşler Şube Müdürü Murat Mutlu, Erçal Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erçal, Ordef Genel Başkanı Sabri Çelebi, bir önceki dönem Ordef Başkanı, mevcut Ordef Başkan Yardımcısı Celalettin Dervişoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Celal Zengince yapılan faaliyetlerini anlattı. Ardından Kumrulu öğrencilerin başarılarından bahsetti. Hedefli, ahlaklı olması, inançlı olması, bunlar bizleri her zaman gururlandıran, bizim insanımız dediğimiz insanlar olması her zaman gururumuz oluyor. Tabii bunda üniversitede şu anda okuyan öğrenci sayımızdan bahsettiğimiz zaman yaklaşık 700-750 civarında öğrencinin olduğunu şu anda mevcutta mezun olanlar değil mevcudun olduğunu biliyoruz. Küçük bir ilçe. Ben 1983 Kumru Hatip mezunuyum. Bizim dönemimizde 6 kişiydi bildiğim kadarıyla üniversiteyi kazanan. Kumru Hatip'ten 6 kişi üniversiteyi kazandı diye Kumru ilçesi bayram etti. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Organize İşler Şube Müdürü Murat Mutlu, çevredeki olumsuz etkenlerden ve davranışlardan sakınmaları gerektiğinin altını çizdi. Birincisi, yaşadığımız coğrafya olarak ülkemizdeki dış güçlerin, herkesin ülkemizde gözü var. Ve komşularımızdaki yeraltı kaynaklarından dolayı da diğer devletlerin burada bir menfaatleri var. Bu süreç, bu coğrafya böyle olduğu müddetçe içimizdeki karışıklıklar, kapımızdaki savaş hiçbir zaman bitmeyecek. Geleceğimiz olan sizler de bunları göremezseniz, ne düşüncede olursa olun, hiç bunun anlamı bu anlamda değil. Ama kararları alırken, bir şeyleri yaparken milli ve devlet ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak karar vermenizi tavsiye ederim. Bu tarz etkinlikleri desteklediğini belirten iş adamı Sait Erçal, her zaman gurbetteki öğrencilere destek çıkılması gerektiğini vurguladı. Vermek kolay ama bu organizeleri yapmak, bu işlerin üstesinden hiçbir çıkar gözetmeksizin, çalıştığı mesailerden, iş güçlerinden yardımcı olarak, yani böyle bir taşın altına eline koyan arkadaşlara bence yardımcı olmamak hata diye düşünüyorum. Evet, ülke genelinde hayvanlarla ilgili bir uygulama başlatıldı sevgili izleyenler, biliyorsunuz. Aşı uygulaması başlatıldı. Elimizde de başlayan uygulama ile ilgili Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz açıklamalar yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan ŞAP ve LSD aşısı 10 Şubat tarihinde uygulanmaya başladı. Tamam. Ekipler sahada yoğun ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Evet. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz aşı uygulamaları hakkında konuştu. Bakanlığımızın önemli görevlerinden bir tanesi de hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalardır. Bu kapsamda özellikle ŞAP aşısı, LSD sığırlarda nodüler egzantemi dediğimiz LSD aşısı şu dönem itibariyle başlamıştır. Şu an sahada ekiplerimiz tarafından aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Tabii burada bizim için önemli olan, malumunuz arazi yapımız belli, arazimiz engebeli ve çok dağınık bir yerleşim söz konusu. Bu nedenle mahallelerimize gittiğimizde o mahalledeki bütün hayvanları aşılamak istiyoruz. Arkadaşlarımız önceden ilgili mahalle muhtarına bilgi vermek suretiyle o mahalleye aşıya gidileceğini önceden haber veriyorlar. Hayvan hastalıklarını önleme konusunun önem arz ettiğini ifade eden Yılmaz, aşılama yaptırmayanların bir takım yaptırımlarından bahsetti. Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hastalık çıkışını önlemek noktasında bu aşılar son derece önem arz ediyor. Kaldı ki bu aşılarını yaptırmayan yetiştiricilerimizin bu hayvanlarının yurt içinden bir yerden bir yere sevkine müsaade etmediğimiz gibi desteklemeler konusunda da aşıları yaptırmayan üreticilerimiz gene sıkıntı yaşayabiliyorlar. Mesudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Uzuner aşı uygulamalarını yaptırmayanların ekonomik kayıplara maruz kaldığını aktardı. Salgın hastalıklar özellikle hayvansal üretimde ve verimde çok ciddi ekonomik kayıplara yol açtığından dolayı bizim salgın hastalıklar olarak bahar ve sonbahar döneminde bakanlığımızın yürütmüş olduğu ŞAP aşılama kampanyası ve sığırların nodüler egzantemi dediğimiz LSD hastalığına karşı
aşılama ile koruyucu faaliyet yürütüyoruz. Aşılama faaliyetlerine giderken ve dönerken dezenfekte işlemi yapılıyor. Evet, aşılama faaliyetine geçmeden önce özellikle mahallelere çıkarken aracımızı dezenfekte ediyoruz. Çünkü salgın hastalıklar büyük çoğunlukla temas yoluyla bulaşıyorlar. Hem giderken hem dönerken. Evet, hem mahalleye gitmeden önce hem de mahalleden çıkışında aracımızı iki defa dezenfekte ediyoruz. Müdür Yılmaz, aşılama faaliyetlerinin 15 Mayıs'ta tamamlanacağını söyledi. Şu an il genelinde, bütün il genelinde bu aşılama çalışmaları başlatılmış durumda. Bu aşılama faaliyetleri 15 Mayıs itibariyle de tamamlanacak. Sadece şap ve LSD aşısı değil, gelen ekiplerimiz kedi ve köpeklerde kuduz içinde aşılama yapıyorlar. Evet, bu haberle bültenin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın akşam tekrar birlikte olacağız inşallah. Yarın akşam çok önemli bir konuğumuz var, tekrar hatırlatıyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yarın akşam saat 20'de TV52'de özel gündemin konuğu olacak. Fatma Meltem Naz'ın sorularını cevaplayacak. Ordu'da beldevlerden çöpe kadar ne varsa cevaplanması gereken yatırımlara kadar, yaylalara kadar ne varsa, yollar, sular ne varsa hem siz bize ulaşın WhatsApp hattımızdan 0546 452 02 22'den hem de biz zaten gözlemlediğimiz kadarıyla şehre dair ne varsa açık yüreklilikle soracağız ve Sayın Başkan da eminim ki bütün samimiyetiyle cevap verecektir. Zira Ordu ondan çok şey bekliyor diyelim ve veda edelim. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ordu Spor Futbol Kulübü kendi sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı. Mor beyazlı ekibe 3 puan getiren golü 45. dakikada Kubilay serbest attı. Ligde puanını 32'ye yükselten 52 Ordu Spor düşme hattına uzaklaşırken hedefini üst sıralara çevirdi. 52 Ordu Spor bu hafta kendi evinde Düzce Spor ile karşılaşacak. Deplasmanda kötü bir performans sergileyen Fatsa Belediyespor 1877 Alemdağ Spor'a 2-0 mağlup olurken puansız evine döndü. Geçen hafta kendi evinde tek golle 3 puanı hanesine yazdıran Fatsa Belediyespor en az 1 puan için gittiği 1877 Alemdağ Spor maçından eli boş döndü. İlk yarıda 0-0 berabere tamamladığı maçta ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup olan Fatsa Belediyespor alt sıralardan kurtulma şansını da kaçırdı. Bu sezon 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nün maçlarında takımını yalnız bırakmayan Başkan Şükrü Bodur, iç sahadaki Artvinapo Spor müsabakasından sonra Tokat Spor deplasmanında da şeref tribünde yerini aldı. Tokat Spor müsabakasını değerlendiren Bodur, "Tokat Spor genç bir kadroya sahip. Kendilerini göstermek istediler. İyi mücadele ettiler. Ancak biz de iyi oynadık ve kazanmasını bildik. Burada sonuç çok önemli. Biz puanlara bakıyoruz. Oyun ikinci planda. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Artık iç sahada oynayacağımız Sultanbeyli ve Düzce Spor maçlarına odaklanacağız. O iki maç da bizim için çok önemli. İkisini de kazanmamız gerekiyor. Eğer Sultanbeyli Belediye Spor ve Düzce Spor'u yenersek biraz daha yukarı sıralara çıkarak rahatlayacağız. Artık bu seneyi böyle geçireceğiz." dedi.